KPSS Anayasa ders notlarına Kurtuluş Savaşı ilkleri 2 ile devam ediyoruz. İkinci bölüm. İlk bölümün videosu da hazırlanmıştı. Yeni Türk Devleti kendi adını ilk kez nokta nokta ile Türkiye olarak belirtmiştir. Gümrü Anlaşması'nda ilk kez Türkiye olarak belirtiliyor. Yeni Türk Devleti'nin ekonomik bağımsızlığını tanıyıp kapitülasyonlardan vazgeçen ilk devlet hangisidir? İlk devlet Sovyet Rusya, kapitülasyonlardan vazgeçen. Moskova Anlaşması ile Gürcistan'a bırakılan Batum, nokta nokta verilen ilk tavizdir. Tabii ki Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz. Yine çıkıyor bu. Gürcistan, Sovyet Rusya zaten. Doğu sınırlarının kesin olarak çizildiği anlaşma hangisidir denilmiş. 13 Ekim 1921'de Kars Anlaşması. TBMM'nin yaptığı son savunma savaşı hangisidir? Sakarya Savaşı. İlk videoda da vardı. Sakarya'dan sonra taarruza geçiyoruz başkomutanlıkla. Mustafa Kemal Paşa ordudaki görevinden istifa ettikten sonra askerlik görevine ilk defa nokta nokta ile dönmüştür. İlk defa Sakarya Savaşı ile dönüyor. Osmanlı Devleti'nin hukuken sona erdiren anlaşma hangisidir? Hukuken sona erdiren Mudanya Ateşkes Anlaşması. Bunlar çok çıkıyor. Fiilen sona erdiren anlaşma ise Mondros Ateşkes Anlaşması. Kuvayi Milliye yerine düzenli birliklerin gerekliliğini ispatlayan ilk savaş hangisidir? İlk savaş 1. İnönü Savaşı. İtilaf devletlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi varlığını ilk kez kabul etmesi hangisiyle gerçekleşmiştir? Siyasi varlığını dikkat edersek Londra Konferansı ile kabul ediyor. Kurtuluş Savaşı sırasında İtilaf devletlerinin ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi nokta nokta sonradır. Büyük taarruzdan sonra ilk ve tek şartsız ateşkes teklifi veriliyor. Başarılarımızdan dolayı. Milli mücadelenin haklılığı ilk kez nokta nokta kabul edilmiştir. Londra Konferansı'nda ilk kez kabul ediliyor. İsmet İnönü'nün ilk siyasi başarısı hangisidir? 1922'de Mudanya Ateşkes Anlaşması. Askeri değil, siyasi dikkat edersek. Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması ne ile gerçekleşmiştir? Bu da çıkıyor. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile artık askeri safha bitiyor. Diplomatik safhaya geçiliyor. Nokta nokta kazanılması ile Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona ermiştir. Büyük Taarruz Savaşı'nın kazanılmasıyla askeri safha sona eriyor. Büyük Taarruz Savaşı ile askeri safha sona eriyor ve diplomatik safhaya geçiliyor. Kurtuluş Savaşı'nda İstanbul'un Türkiye Büyük Millet Meclisi kuvvetlerinin eline geçmesi ilk kez hangisiyle gerçekleşmiştir? Yani bizim elimize Mudanya Ateşkes Anlaşması ile gerçekleşiyor ilk kez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kurtuluş Savaşı sırasında ilk dış yardımı kimden almıştır? Sovyet Rusya, bu da biliniyor. Belli şartlarda belirterek Sovyet Rusya'dan alıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kurtuluş Savaşı sırasında gerçekleştirdiği ilk devrim hangisidir? Bu da saltanatın kaldırılması. Bu kronolojik olarak da çıkıyor. Dikkat edersek tarih 1922-23'ten önce, ona da dikkat edelim. Kurtuluş Savaşı sırasında Türkiye ile Fransa arasında savaş hali 20 Ekim 1921'de hangi anlaşma ile sona ermiştir? Ankara Anlaşması ile sona eriyor. İtilaf devletlerinin birlikte işgal ettikleri ilk Osmanlı toprağı hangisidir? Bu da ilgi çekici bir bilgi. Boğazları ilk defa beraber işgal ediyorlar. İngilizlerin yalnız olarak işgal ettikleri ilk Osmanlı vilayeti hangisidir? Bu da Musul. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılıncaya kadar kurtuluş mücadelesini yürüten tek organ hangisidir? İlk organ temsil kurulu. Milli mücadeleyi yürütüyor. Temsil heyetinin ilk icraatı hangisidir? Bu da çıkabilir. Ali Fuat Paşa'yı Anadolu Kuvayi Milliye Komutanlığı'na ataması temsil heyetinin ilk icraatı. Türk halkının Kurtuluş Savaşı'na topyekün katılması hangi emirlerle gerçekleştirilmiştir? Tekalifi milli emirleriyle gerçekleştiriliyor ilk defa. Topyekün katılım. Nokta nokta ile İstanbul hükümeti İtilaf Devletleri'nce ilk defa yok sayılmıştır. Bu da önemli bir bilgi. Mudanya Ateşkes Anlaşması. Yani Mudanya Ateşkes Anlaşması ile ilgili çok soru var. Önemi büyük. Lozan'da Türk delegasyonunun kesinlikle taviz vermediği konular hangileridir?
Ermeni meselesi ve kapitülasyonlar konularında taviz verilmiyor kesinlikle. İlk düzenli Kuvayi Milliye Hareketi kime Yunanlara karşı başlatılmıştır? Nerede başlatılmıştır? Onu soruyorduk. Ayvalık'ta başlatılıyor, Batı Anadolu'da. Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşallik ve Gazilik unvanları hangi savaştan sonra verilmiştir? Bu da biliniyor. Sakarya Savaşı'ndan sonra Mareşallik ve Gazilik unvanı veriliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Mudanya Ateşkes Anlaşması ile hangi bölgeleri savaşmadan ele geçirmiştir? Bu da çıkıyor. Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazları savaşmadan ele geçiriyoruz. Bu video daha çok Mudanya üzerine oldu. Mudanya'nın önemini bir kez daha altını çizmişimdir umarım. Çok fazla soru geliyor ve çok büyük bir önemi var. Umarım faydalı olmuştur.